Gel Sakin abla. Geldim. Aa bir saniye. Sakin abla otur. Otur şu an aklıma. Allah'ım ben bunu nasıl unuttum? Ne oluyor Kadir? Kadının kalbini indireceksin. Sakin otur, gel. Otur otur. Dün bana... Ah, niye burada yanıyor? O yok tuşunu basmışlar. Anneannem gibisin. Hiçbir elektrik yaşayan prizde kalmasın değil mi? Aklın gidiyor. Bana dün dedi ki Sakin Hanım'ın dedi başına bir şey gelmiş dedi. Hatta ben dedim ki abla yarışmaya devam etmek istiyor musun dedim dedi. Söylemedi beni de salmadı gideyim sana söyleyeyim ben onu unuttum. Ben özel bir konu olduğu için anlatmadım. Sizin rızanız olursa kendiniz anlatın. Hani kötü bir haber almıştınız ya. Beyim için mi? Evet. Beyim bir 10-15 gün oldu bir kalp krizi yine geçirdi bu üçüncü. Üçüncü kalp evet, krizi? Evet ilk kalp krizinde öldü. Kalbi durdu. Kalbi durdu. Hastanedeydik biz. Hastanede şey yapınca mayan oldu. Şu, rahatsız daldık gittik ve Allah'tan çocuklarım da geldi oraya. O oturduk bir bardak çay içiyorduk. Bir baktım adam gitti. Yanında bir anda? Bir anda yanımda. Hep böyle oturuyoruz. Bir Fiza ben. O arada da doktorlar yemeğe çıkmıştı. Hemen geldiler apar topar aldılar götürdüler. Kalp masajı falan. Durmuş yani kalp durmuş ölmüş. Ondan sonra bir 20 gün kaldık orada. Anjiyo yapıldı. Tıkalı mıymış damarlar? Tıkalı, evet. İşte onlar da. Hepsi öyle gitti. Ondan sonra şeye geldi. Aradan 5 yıl geçti anjiyodan sonra. Tekrar bir kriz geçirdi. O nasıl oldu? Evde mi? Rahatsız oluyor böyle. Ben hissediyorum. Ben o, takipteyim devamlı onu izliyorum. Ya dışarıda bile olsa senin gözün üstünde. Gözüm üstünde, evet. Gitti. O zaman da geçirdi. Bir... Yine bir stent takıldı. Bu sefer 15 gün evvel rahatsızdı. Bir halsiz hissediyorum dedi kendimi böyle. Hiç halim yok falan. Bir akşam uyuyordu. Ay bir baktım adam affedersiniz lavabonun önünde yerde şu kapının önünde. Cevap vermiyor bana. Ertekin ne oldu diyorum. Hiç cevap yok adamdan bana. Bir şey mi oldu dedim yok. Kalktım hemen. Kucakladığımdan götürdüm yatağın üstüne attım. Hemen damadımı sesledim, yakın onun evi bana. Çabuk gel dedim, babaya bir şey oluyor dedim. Adam geldi, baba geldi, hemen ambulansı da aradılar. Geldi götürdüler, hastaneye gittik. 24 saat orada kaldı. Ondan sonra tekrar başka o çocuklar oraya şeye gittik. Şu yeni açılan SSK'nın var ya hastane, oraya. Oraya şey yapmadılar, anne dedi bir... Başka bir hastaneye daha gidelim. Gittiği doktor var ya ona. Gitti. Orada anjiyo yapıldı. Bu anjiyo sırasında ama şeyler fark ettiler. Dediler ki daha evvel dediler siz bu ciğerdeki lekeyi söylemediler mi size? Akciğer mi karaciğer mi? Akciğer. Demek ki kalbi durduğu için hani uğraştıklar bizlerde telaşlı olduğumuz için anlamamışız. Sonraki şeyde de çıkmış ama bu sefer 9 santim olmuş. Büyümüş yani. Büyümüş. Geçen gün, dün müydü? Evvelsi gün, dündü herhalde. Şey falan çektirdi, kanser çıktı. Kanser çıktı işte, bakalım Allah'tan gidecek şimdi. Tedavi mi olacak, ilaç tedavisi mi, yoksa başka bir şey mi bilmiyorum yani. Bu. Gençlik güzel bir şey ama yaşlanınca da böyle sorunlar çıkıyor işte. Vallahi çok zor. Sorun çok. İnşallah iyi olur. İnşallah. İnşallah. İnşallah Allah. İnşallah Allah. Sağlığına tez vakitte hiçbir kavuştursun. Hiçbir şey amin. Amin. Hiçbir insanı yalnız bırakmasın. Yaşlılıkta da, gençlikte de. Evet, yalnızlık Allah'a mahsus. Evet, zor bir hele şeydir. Hele ki o kişiyi hayat arkadaşıyla evet. Yılları paylaşmışsa. Onun nefes alışı bile bana yetiyor. Ben gece uyurken onu dinliyorum hep sesini. Oh. Acaba nasıl nefes alıyor? Fark ediyorum onun nefes alışından. O bile sana bir güç veriyor değil mi? O zaman bile bana tebrik ettiler yani bunu fark etmen. Nasıl fark ettin? Hemen getirmeseydin zaten evde ölürdü dedi. Evet gece onu yerde görmen, yatağa götürmen. Bir gece ilk oluşunu eğer getirmeseydin ölürdü dediler. Yani hastanede olmasaydı. Şimdi bu süreç senin için de zor bir süreç. Zor tabii. Hem kendini üzüyorsun ona belli etmemen evet, gerekiyor bir evet, yandan. Onu evet, motive etmen. Bak demin kızım aradı anne sakın babamı üzme dedi. Babama bir şey olursa ben dedim. Babama bir şey olursa ben kıyamet koparırım sen anne lütfen dedi. Üzüntünü belli etme dedi. O çocuk oğlumun kızı şey olduğu için üzülüyoruz ona da çok üzülüyorum çok. Bir yandan da o var. Evet oğluma üzülüyorum oğlum zayıfladı diye üzülüyorum çok zayıfladı.
Kendi çocuğuna üzülmekten mi? Evet, kendi çocuğuna üzülmekten. İşte bunlar üzüntü, bu şeye katılmamın sebebi de bir moral olsun diye. Bir kafa dağılsın en azından. Evet, moral. Hepimize bir moral olsun dedim. Ondan yani. İyi de yapmışsın. İyi ki de seni tanımışız. Böyle ay ben de sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Yani çok böyle... hepinizden Allah razı olsun. Senin gibi güçlü, ayakların üstünde duran, her zorluğa göğüs giren bir hanımefendi tanıdık biz de ki bak şu dönemde bile yani eşinin her anını düşünüyorsun, camdan onu gözlemek yani, bile çok büyük evet, bir şey. Orada güneşin önünde geziyor, yoruluyor diye üzülüyorum yani. Otur diyorum, bağırıyorum buradan. O da bana diyor ki oradan da karışma diyor. Ben onu düşünüyorum, o da bana kızıyor. Ama yaşlı öyle bir didişme iyi oluyor, eğlenceli gibi. İşte öyle. Uğur getirsin bu yarışmasına. Sen de bize uğur getir. 15 bin lirayı da almanı çok isterim inşallah. İnşallah nasipse kısmetse. Ama dedin ya bir moral oldu sana evet, da bir değişiklik moral oldu. Şimdi bu süreç sizin bana... için zor bir süreç. Dur. Hem psikolojik hem maddi evet, hem manevi. Evet, evet. Dediğim gibi senin hiçbir şeyi amcaya belli etmemen lazım. Evet. Çünkü o senden güç alıyor. Güç alıyor. Doğru diyorsun. Vallahi. Sen de çok içine atma ama. Evet. Allah korusun, hastalanma yani üzüntünü ona belli etmeyeceğim diye içine çok atma. Şekerim var, tansiyonum var yani. Sen de genç kız değilsin, senin de hastalıkların var. Var. Diz, doğru düzgün bir kol tutmuyor, diz tutmuyor, bel tutmuyor. Bu ihtiyarlık ne başa belaymış. Ne kötü bir şeymiş, hiç sorma. Ah gençlik, vallahi gençliğinizin kıymetini bilin yavrum. İşte ama zaman akıp gidiyor. Gidiyor. Bak ağzım gözüm diyerek de 27 oldum. Bir 10 sene 37 dedim de 40 evet. Derken geçip Allah gidiyor. Allah korusun, Allah sizlere ömür versin. Bütün gençlere. Amin, amin. Allah yaşlılığın da hayırlısını amin. Versin. Elden her ayaktan şeyin, düşürmesin, şeyin. Kimselere muhtaç etmesin. Evet, evet yavrum. Evet. Vallahi mutfak tertemiz. Ya bir şey yapmayalım, yapmayın yani. Yani tertemiz, ben nereye el vurayım, nereye hiçbir yerinde, çek istersen buzdolabının üstü güzel, bulaşık makinesinin arası güzel. Zaten bir şey bulamadılar. Çekebilirsiniz. Nasıl? Yani çekip bakabilirsiniz. Ben ne zorundan çektim onu. Tezgahların altı bile açık, yani, şu an onları bile görüyorum. Yani yarışmaya katılmamıştım yani. Bir yıldır çekmediğiniz dolabın arkasını da gördük az önce. Çekmediğin dolabın arkası öyleyse ben daha diğerlerine niye bakayım? Vallahi tertemiz. Zaten evin içine girdiğimizde hoş bir koku var evin için. Onu diyorum ya işte eski günlerdeki güzel ferah bir koku geliyor. Teşekkür ederim. Bak çok eski eve gittim. Çok eski binaya gittim. Böyle ağır bir koku oluyor. Hani rutubet ya da ne bileyim evde bir yağ kokusu oluyor. Ama seninkinde huzur kokusu var. Çünkü siz evde mutlu bir çiftsiniz. Evet, Allah da daim etsin inşallah. Amin. Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Bizi izleyen evet. Yaşlı, genç kim varsa hepinizden ricam bugün mübarek Perşembe günü. Evet. Ablamızın eşi için hepinizden dua istiyorum. Hepinizden Allah razı olsun edenden de etmeyenden de herkesten. Kalk üstümüzü kalk. Değiştirelim. Evet, şimdi bak. Sakine Hanım bomba gibi evet. mutfağa girecek Allah'ın izniyle. Yapacak mıyız? Yapacağız. O zaman hadi kalkın. Hadi kalkın. Ben bulaşık makinesinin bir deterjan bölümüne bakayım. Eksik yedik var mı? Nasıl ister? Ben onları doldurayım. Sen git üstünü değiştir tamam. Bize. Hadi bakalım. Görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Kadir aman gözünü seveyim. Çok dikkatli ol. Sakin Hanım'ı üzmeyelim. Zaten torununa üzülüyormuş. Şimdi de bir de eşi için üzülüyor. Çok dikkatli olalım. Şimdi yaşlılıkta insan birini düşünüyor ama kendi de ister istemez vücudan çöküyor. Eğer Allah göstermesin böyle bir acı ona çok zor gelir. O yüzden diyorum bak gençliğini heder etme. Ne yapıyorum da ben gençliğimi heder öyle bir söylüyorsun ki sanki ne yapıyorum. Şu kötü alışkanlıklarını bırak. Tövbe sen. Şu kötü alışkanlıklarını, şu bulaşık terini biraz azalt diyorum sana. Sarı bezden uzaktır. Çok yıpratma kendini Kadir, sağlık her şeyden önemli.